Esselamu aleyküm arkadaşlar. 9 Mayıs 2020 gecesi sizlerle beraberiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bugünkü dersimize başlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi harika addettiğim, saydığım dil eğitim seti olan Sizzetül Lisan'ın son kitabında Malezya'ya geldik. Malezya ülkesini işleyeceğiz inşallah birazdan nasipse. Evet, şöyle haritadan baktığımızda dünya haritasında Malezya, Türkiye burada arkadaşlar. Malezya gördüğünüz gibi şurada. Yani Hint Okyanusu taraflarında görüyoruz. Evet, şurası yeşille. Gördüğünüz gibi iki ada üzerinde enteresan bir ülke. Kitabımızın verdiği metne girmeden önce Malezya'ya dair şöyle güzel bilgilerin verildiği bir video izleyelim. وحقائق غريبة لا تعرفها عنها. لكم عالم من العلم والمعرفة. ماليزيا هي إحدى دول جنوب شرق آسيا، عاصمتها كوالالمبور، وأكبر مدنها بوتراجيا، ولغتها الرسمية الماليزية، وعملتها الرنجت الماليزي. كما أعلنت استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1957. تمتد ماليزيا على جزئين يتوسطهما بحر جنوب الصين، ولذلك تظهر على الخريطة وكأنها قسمين منفصلين. Evet, demin dediğim nokta arkadaşlar sanki iki ayrı ülkeymiş gibi duruyor iki farklı adada bulunmasından dolayı. القسم الأول هو شبه الجزيرة الماليزية والقسم الثاني يحمل اسم بورنيو الماليزية أو ماليزيا الشرقية. هذا ما قد نعرفه جميعا عن ماليزيا، ولكن هناك حقائق شيقة لا تعرفها عن البلد الآسيوي الجميل، وسنتعرف عليها معا. العملة الماليزية صعبة القطع ولا تتأثر بالمطر أو الرطوبة. يعشق الماليزيون فاكهة الدوريان وهي ذات رائحة منفرة، والأغرب أنها قد تعجبك أو لا تعجبك، ولا يوجد خيار وسط بينه. يستخدم الماليزيون الإبهام للإشارة والدلالة على المكان، لأن الإشارة بالسبابة علامة على العنف أو التهديد. الماليزيون من أصول صينية، لا يتحدثون اللغة الصينية ذاتها كما في الصين، بل إن هنالك مجموعة منهم تتحدث بالإنجليزية فقط. تأسست العاصمة كوالالمبور عام 1857 من قبل جامعي القصدير، ويعني اسمها الأرض الموحلة أو أرض الطين، وسميت بذلك لأنها ملتقى بين نهري كلانج وجومباك. جراحة تغيير شرايين القلب يمكن إجراؤها في ماليزيا بحوالي 10,000 دولار، فيما تكلف نفس الجراحة الطبية 130,000 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية. أكبر زهرة في العالم هي زهرة الجثة كوربس فلاور، وسميت بهذا الاسم لأنها ذات رائحة كريهة وهي لا تنمو إلا في ماليزيا. أسماء أيام الأسبوع باللغة الماليزية هي نفس أسماء أيام الأسبوع باللغة العربية. يعشق الماليزيون الطعام الحار ولا يمكنهم العيش بدونه، وكذلك يتناولون الموز بطريقة القلي بالزيت، أما الفاصوليا والذرة فيصنعون منها الآيس كريم. الحيوان الوطني الماليزي هو النمر الماليزي، ولذلك يوجد نمرين على شعار ماليزيا المعتمد منذ عام 1948. كما تلقب منتخباتها الوطنية في الرياضات المختلفة بالنمور الماليزية. يوجد في ماليزيا ضمن علامات الطرق
علامات تحذر من عبور الفيلة للطريق وهي الوحيدة على مستوى العالم. Aynı bizde yolda domuz çıkar, geyik çıkar uyarısı gibi onlarda da fil çıkar uyarısı varmış yollarda. هذه كانت أغرب الحقائق عن. Evet, Malezya hakkında böyle bahsetti. Gördüğünüz gibi Malezya'nın bayrağı sanki Amerikan bayrağını andırıyor arkadaşlar şekil itibariyle. Burada çizgiler var, yıldızlar var. Burada da ay ve güneş var. Bu yönüyle İslam ülkeleri bayrağını andırıyor ama genel yapısıyla zaten İngiliz sömürgesinden çıkmış. Bu şekliyle Amerikan bayrağını andırması ilginç. Burada Malezya'ya dair bilgiler var. Başkent, tarihçi 1957 ve Birleşik Krallık'tan ayrılmış. Yüz ölçümü, nüfusu 32 milyon olması mesela dikkate değer. Trafik akışının sağdan değil soldan gitmesi. Bu da İngiltere'nin emaneti olsa gerek. Malezya halkın %55'i Malay, %25'i Çinliymiş. Çinliler burada da var. Dolayısıyla enteresan bilgiler var arkadaşlar. Bunları okuyabilirsiniz. Evet. Şimdi kitabımızdaki metne geçecek olursak böyle bir giriş yaptık arkadaşlar. Bu girişten sonra Malezya'ya dair metnimizi anlamaya çalışalım. Bu ünitede iki metin de Malezya'dan geliyor enteresan bir şekilde. Dolayısıyla Malezya'yı anlarsak metinleri de çözeriz diye düşünüyorum. Evet, buna göre şöyle açtım. Evet, başlıyorum. Şekkeletil ezmetül maliyyetül leti vaka'at biha duveli cenubi şark Asya fi am 1997 lil milat müşkileten kebireten fi tariqin numuvul lezi sarat aleyhin numurul asaviye. Evet, tek tek bakacak olursak şekkelet arkadaşlar. Şekkelet, şekkeli, yüşekkeli teşkil. Yani şekil vermek, oluşturmak. Evet, el ezme kriz demek. Zaten ezmek ten aklınıza gelsin. Türkçe ezmek sıkıntılı bir durum. Ezme kriz. Nasıl bir kriz? Mali, mal, nispet yağısı getirilmiş. Ezmeye sıfat yapılmış arkadaşlar. Mali kriz oluşturdu. Tabii bu birinci sıfattı. İkinci sıfatımız nasıl bir kriz? Mali kriz. Nasıl bir kriz? Kriz. Vakaat düştüğü biha içine düvelü cenubi şarkı Asya yani Güneydoğu Asya ülkelerinin içine düştüğü mali kriz. Ne zaman? 1997 yılında. Güneydoğu Asya ülkeleri derken arkadaşlar haritaya tekrar bakacak olursak yani o tarihlerde İşte Hindistan, Pakistan, Afganistan, Vietnam, Kamboçya, Tayland, Malezya, Endonezya falan buralar hep Güneydoğu Asya ülkeleri gördüğünüz gibi. Tabii 1997 yılında ne oluyor? Wikipedia'ya bakarsak arkadaşlar Doğu Asya Mali Krizi Temmuz 1997'nin ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan ve Tayland'da başlayan bir domino etkisiyle tüm Asya'yı sarmış Güneydoğu Asya krizini adını almıştır. Evet, dolayısıyla bu tarih rastgele verilmiş bir tarih değil. Hakikaten Malezya gibi Güneydoğu, Doğu Asya ülkeler üzerinde etkisi olan bir kriz olduğunu görüyoruz. Evet, bu açıdan bakarsak bu kriz yani bu ülkelerin içine düştüğü kriz ne oluşturdu? Müşkileten kebira. Büyük bir sorun. Fi tarikin numuv. Evet, numuv arkadaşlar. Neme fiilinin neme gelişmek, büyümek. Bunun neyi arkadaşlar? Masları yani gelişme, ilerleme yolunda büyük bir sorun oluşturdu. Evet, ellezi ismi mesulümüz gelmiş.
Ellezî sıfat olarak nasıl büyüme yolu? Sârat aleyhi ennumurul âseviyye. Evet, tabii Malezya'da mesela demin izledik. Kaplan önemli. Bu tür ülkelerde kaplanın yeri ayrı. Dolayısıyla bunların bu krizden çıkışı nedeniyle bunlara Asya kaplanı ülkeler denmiş. Mesela bu ülkeler başka hangisi Malezya dışında? Tayland, Güney Kore, Hong Kong, Singapur ve Tayvan. Bu ülkelere arkadaşlar Asya kaplanları deniyor. Orada kaplanın çok bulunmasından dolayı böyle başarılı bir çıkış yapmaları onları Asya kaplanı olarak adlandırmış. Evet, Asya kaplanlarının yürüdüğü, ilerlediği gelişme yolunda 1997 yılında Güneydoğu Asya ülkelerinin içine düştüğü mali kriz önemli bir sorun oluşturdu. Yani büyük bir yükselme var, ilerleme var. Bir anda kriz patlak veriyor. Fakat kânet tecrübetü tilke duveli misalen râi'an fin numuvul iktisadi velâkin hel necehat hâdihü duvel içtiyâzil ezme. Evet, devam ediyoruz. Fakat kesinlik kânet idi tecrübetü et cerrabe yücerribu tecrübe arkadaşlar. Deney, deneyim. Tilket duvel, yani bu ülkelerin deneyimi. Hangi ülkeler? Asya kaplanı olan ülkelerinin deneyimi neydi? Mithalen ra'i'an. Harika bir deney, harika bir örnekti. Neye? Finnumuvul iktisadi. Evet, iktisadi, ekonomik gelişmeye harika bir örnekti. Velakin hel necehat. Fakat başardı mı? Hadi duvel. Bu ülkeler biçtiyazil ezmeti. Evet, içteze aslı cezeden geliyor arkadaşlar. İftial babına girmiş. Aynı ihtiyaç, ihtace, yehtacu, ihtiyaç duymak gibi. İçteze, yeçtezu, içtiyaz, aşmak, geçmek anlamında. Yani bu krizi atlatma anlamında bu ülkeler, bu devletler başarılı oldu mu? Necahat, bi veyahut da fiile kullanıyoruz. Bir şeyde başarılı olma anlamında. Şimdi bunu sorarak birazdan anlatacağı şeylere dikkat kesiyor. Biz de merak ediyoruz. Acaba başarılı oldular mı, olmadılar mı? Bunun örneğini, yani demin saydığım 5-6 ülke arasından Malezya üzerinden verecek. İnne Maliziye misalun hayyun linnemril asaviyyil kavî الذي لا يستسلم بسهولة. Evet, Malezya nedir? Misalun hay. Canlı bir örnektir. Demin harika bir örnektir dedi. Canlı örnekten kasıt şu an bu örneği görebiliyoruz. Yani zıttı ne? Ölü örnek. Yani 100 sene önce, 200 sene önce yaşamış bir ülkeden örnek verseydi bu canlı bir örnek olmayacaktı. Şu an haberlerde, kitaplarda, internette baktığımızda bunun varlığını görebiliriz diyor. Neye canlı bir örnektir? Linnemril Asevi. Evet, burada Ennumurul Asevi'ye demişti. Bunun tekili arkadaşlar. Güçlü Asya'nı, güçlü Asya kaplanı ülkesine canlı bir örnektir. Levi. Evet, sıfat olarak gelmiş. La yestesdimi bisuhule. Yani kolay bir şekilde teslim olmayan, yani kolayca yutulur lokma olmayan güçlü Asya kaplanı ülkesine canlı bir örnektir. Yani demek ki şunu anlıyoruz. Bu ülkeler sıçramaya çalışıyor. Ekonomik olarak gelişmeye çalışıyor. Gizli bir el müdahale ediyor. Evet, bu durumda Malezya'nın kolay kolay teslim olmadığını ne yapıyor? Bize anlatıyor. وَلَعَلَّ بَرْنَامَجَهَ الْوَطَنِيَّ الَّذ۪ي اِتَّبَعَتْهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ هَذِهِ الْاَزْمَةِ جَعَلَ لَهَا خُصُوصِيَّةً مُمَيَّزَةً عَنْ بَاقِ الدُّوَلِ. Evet, lealle, inne ve kardeşler arkadaşlar, ismini nasb, haberini ref eder. Dolayısıyla burada ismini gördükten sonra haberini bulmak önemli olacak. Belki de ne diyor? Bernamecehe, programı, el vatani, ulusal, levi sıfatı nasıl bir ulusal program ittebaethu
takip ettiği lil huruç çıkmak için min hadihil ezme yani bu krizden çıkmak için takip ettiği ulusal programı belki de cealelehe ona ne sağladı, ona ne temin etti? Hususiyeten özellik husus ismine şeddeli ye ve kapalı t geliyor arkadaşlar. Masdarı sınai yani isimden masdar yapay masdar yapıyor. Hususiyet özellik evet ona özellik sağladı. Yani ayrıcalık, mümeyyeze, ayırt edici, an baki duvel. Evet, baki, beka, yebaki. Evet, beka, kalmak. Buradan ismi faal yapmış. Tabii sonda y harfi var. Bir önceki kesralı ne demiştik? Nakıs fiilden mankus isim yapılır demiştik. Üç durumda bu y kendini korur. Ya muzaf olacak, ya mansup olacak, ya marife. Burada gördüğümüz üzere hem muzaf olmuş hem marife. Dolayısıyla y harfi düşmemiş. Baki geri kalan yani geri kalan devletlere göre ön plana çıkaran bir özellik ona vermiş. Evet, yani Malezya'nın bu krizden çıkmak için takip ettiği ulusal programı onu diğer devletler tarafından ayırt eden ona ayırt eden bir özellik sağladı şeklinde çevirebiliriz. Fakat kâne hâdel bernâmeç be'îden an külli yedin hâriciye. Evet, bu program neydi? Be'îden uzaktı. Külli her yedin el. Semai müennes arkadaşlar. Ne gelmiş? Müennes olarak gelmiş. Harici bir el. Yani dış müdahaleden. Yani bu program dış müdahaleden uzakta. Evet, bu tür gelişmekte olan ülkeleri büyük devletler gelişmesini engellemiyor. Gizli bir el şeklinde müdahale ediyorlar. Dolayısıyla ne denir? Dışarıdan yardım almak yerine kendi milli programlarını uygulayarak bu tuzağa düşmüyorlar. Hatta innehâ lem testa'in binasâihil masrifiddevlî ve sundûkun nakdiddevlî. Evet, hatta evet gördüğünüz gibi farklı bir hattaya gelmiş. İşte hatta nasb edat olarak geliyor, harfi cer olarak geliyor. Burada ise arkadaşlar cümle gelmiş kendisinden sonra. Dolayısıyla bu öyle ki anlamına gelen hatta daha önce dersini vermiştik. Öyle ki innehe yani Malezya devleti lem testa'in isteane yesta'inu yardım almak. Eane yardım etmek, isteane yardım almak. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sadece sana yardım ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Evet, öyle ki lem testa'in yardım istemedi. Neyi istemedi? Binasâihil masrifiddevlî. Evet, el masrifiddevlî arkadaşlar. Devli veyahut da düveli fark etmiyor. Ne denir? Dünya Bankası. Evet, Dünya Bankası ile ilgili şöyle bir Dünya Bankası'nın sayfasına girdim. Gördüğünüz gibi yani Ülke Bankası var. Bir de Dünya Bankası ne iş? Evet, gördüğünüz gibi burada biz kimiz diye anlatmışlar. Buradan okuyabilirsiniz. 170 farklı ülkede çalışanları olan ve 130 yazmış. Dünya ortaklığını anlatırmış. Evet, burada Dünya Bankası ile ilgili bilgi veriyor. Şu son önemli arkadaşlar. İşte fakirliği azaltmak, ortak bir zenginliği gelişmekte olan ülkelerde sağlamak için çözüm sunmayı hedeflediğini söylüyor. Yani böyle bir rolü var mıdır, yok mudur? O da tartışılır tabii ki. Muhtemelen çoğunuz olmadığı yönünde
iddiada bulunacak. Evet, geri dönecek olursam parçama. Bunu söyledik arkadaşlar. Dünya Bankası bir de Sunduk-u Nakde-Dauli, Uluslararası Para Fonu. Yani biz buna ne diyoruz arkadaşlar? IMF diyoruz. İngilizcesi International Monetary Fund. İlk harflerinden IMF şeklinde olduğunu görüyorsunuz. Wikipedia'da merak edenler IMF'nin kuruluşunu, gelişmesini inceleyebilirler. Ben burada güzel bir video var. O IMF ile ilgili onu izletmek istiyorum. Gerçekten amaçlarının ne olduğunu güzel bir şekilde anlatan bir video. Bakalım. اقتصاد البلد ينهار، صندوق النقد الدولي جاهز للتدخل. الصندوق تأسس بموجب اتفاقية دولية بعد الحرب العالمية الثانية، يتبع الأمم المتحدة ومقره واشنطن ويضم معظم دول العالم. من أهداف صندوق النقد المعلنة منع تكرار الانهيار الكبير في الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. الصندوق يتدخل لإنقاذ اقتصاد البلد بتقديم القروض والإشراف على السياسات الاقتصادية وتبادل الخبرات، لكن هل الموضوع بهذه البساطة؟ لا، لنلقي نظرة على دفتر الشروط. بيع مؤسسات Evet, burada önemli nokta bu bank, bu fon her ne kadar yardım ediyor gibi görünse de bu tür yardımlarında, borçlanmalarda şartlar koşuyor. İşte bu noktası kafalarda şüphe uyandırıyor. أساسات في القطاع العام، خفض الإنفاق الحكومي، رفع الدعم عن السلع الأساسية، وهناك المزيد. أن ترضى الدول الكبرى على حكومة البلد المتعثر، وإلا Evet, gördüğünüz gibi kendisine köle yapıyor. فلا أموال. هل الاقتراض سيحل المشكلة؟ إذا لم تكن لدى الحكومة خطة واقعية للسداد، فستدخل في دوامة جديدة. مزيد من الضرائب، مزيد من التقشف، مزيد من الديون، والشعب مسكين. خدمات الصحة أسعارها مرتفعة، التعليم غير مجاني، الوظائف ذهبت مع الريح. لكن ألا يمكن أن تكون بداية الحل في تقليل الرئيس سيارات موكبه وتوفير ثمن الوقود؟ Evet, en sonunda da işte başkan konvoyunu azaltabilir. Yani konvoyda bir iktisada gidebilir. Benzin fiyatını düşürebilir. Böyle çözümler de yapabilirler gibisinden dikkate değer bir soru sordu. Evet, dolayısıyla bu iki kavramı da baktıktan sonra öyle ki ne Dünya Bankası'nın ne de Uluslararası Para Fonu olan IMF'nin nasihatlerini almadılar. Yani dinlemediler. Evet. Devam edecek olursak diğer sayfadayız arkadaşlar. Vakat tecavüzet el hükümetül maliziyye hâzihil ezme. Evet, tecavüze aşmak. Malezya hükümeti ne yaptı arkadaşlar? Bu krizi aştı. Ve esbahel mizanü ticari. Evet, ticaret dengesi. Evet, onu da şuradan bakabiliriz. Ticaret dengesi neymiş? Ülkenin ithalat ve ihracat değerlerinin birbirine eşit olması durumu ticari denge oluyor. Yani yurt dışına gönderdiğimizde yurt içine aldığımız ürünlerdeki denge, yani birinin çok veyahut da az olması dengesizliğe yol açıyor. Bunun eşit olması denge kavramını ifade ediyor. Şimdi bu krizi aştığına dair bilgiler verecek örneklendirmelerle bakalım nasıl olmuş. Yani ticari denge, ticaret dengesi fi Malezya rabihan, karlıydı. Dolayısıyla eşit değil. Yani ihracat ve ithalat eşit değil. Burada tabii ki ihracatın fazla olması gerekiyor ki rabihan, kazançlı bir durum ortaya çıksın. Yani bir ev düşünün, ev geçindiriyorsunuz. Sizin kazandığınız bir maaş var. Bu maaştan fazla
içeri girişi olursa ne olur? Yani sıkıntı başlar ama sözgen 5.000 lira maaşınız var. Aylık harcamanız 3.000 lira ise 2.000 lira fazla kalır. Aynı bunun gibi yurt içinde de alım satımlar, ihracat ithalat dengesi böyle bir sonuç çıkarıyor. Zaten burada açıklamış. İz inne kıymete sadiratiha ilel hariç belagat ekseren min 84 milyar dolar. Yani kaç ediyor burası? 84. 84 milyar. Yani iz yani demek kıymete sadiratiha. Sadirat arkadaşlar ihracat malları demek. Bunun aslı saddara, ihraç etmek, sadara, daha önce geçti, çıkmak, astara, çıkarmak, saddara ise ihraç etmek. Yani ihracat ürünlerinin değeri ilel hariç, yani yurt dışına yapılan belagat ulaştığı ekstara, daha çoğuna, yani 84 milyardan daha fazla ihracat yapılmaya başlandı. Emma varidatuhem minel hariç. Neye gelince ise dışarıdan, varidat ise verade, gelmekten varidat ithalat ürünleri oluyor. İsterade yesteridu, istirat ise ithalat kavramımız oluyor. Fakat diyor dışarıdan gelen ithal değere baktığımız zaman ise fehiye ekser min hamsetin ve sittine milyar dolar. Yani kaç ediyor? 65. Dışarıdan gelen ise yani ithal ettiğimiz mal 65. Feziyadetü ticariye yani bütçe ticaret fazlası 19 milyar dolar. Yani ne oluyor? 19 oluyor. Yani bu sonucu nasıl buluyor? İhracat 84, ithalat 65. Bunu çıkardığımızda arkadaşlar ne kalıyor? 19. 19 milyar dolar ne denir? Cepte kalıyor. Yani 19 milyar dolar fazla bir para kalıyor. İşte bu kalan para krizin aşılmasında önemli gösterge oluyor. Tabi bu saydığı nokta neydi arkadaşlar? Krizin aşılmasında olumlu göstergeler. Olumsuz anlamdaki göstergeler ne durumda? Keme enne ziyadete sadirat. Ziyadete sadirat arkadaşlar ihracat fazlası. İhracat fazlası ihracat amacıyla üretilip ancak herhangi bir nedenle ihraç edilmeyerek ürünlerin üreticinin elinde kalmasıdır. Evet, bununla ilgili sanırım şöyle bir bilgi vardı. İhracat fazlası ne demektir? İhracat amacıyla üretilip ancak herhangi bir nedenle ihraç edilmeyerek bu üretilenlerin bir kısmı çeşitli nedenlerden dolayı üreticinin elinde kalmasıdır. Bütün ürünlerde bu durum yaşanabilir. Ancak ülkemizde bu tabiri daha çok tekstil ürünlerinde duyarız ve kullanırız. Bunun nedeni dünyaca ünlü tekstil firmalarının ucuz iş gücü, kaynak çokluğu, düşük üretim maliyeti nedeniyle ülkemizde üretim yapmayı tercih etmeklerinden kaynaklanıyor gibi, gördüğünüz gibi durumu açıklamış. Yani ihracat fazlası. Devam edecek olursam, yani birinci olumsuz ekonomik durum, ihracat fazlası %15'e ulaşmış. Yani söz gelimi 100 tane bilgisayar dışarı satıyor. 15 tane, yani satmak isteyecek 15 tanesini elinde kalıyor. Dolayısıyla elinde kalan malı da daha ucuza satmak durumu oluşuyor. Tabi burada ulaştı demiş. Acaba daha düşükte de yukarı mı çıktı? Yani çok ihracat yapıldığı için ne denir? Risk artıyor ister istemez. Dolayısıyla ihracat fazlası çıkma ihtimali de buna göre artıyor. Hiç ihracat yapmazsan ihracat fazlası hiç oluşmaz, değil mi? Diğer ikinci gösterge ise muaddalül butale. Neymiş? 90 bilmiye takriben. Yani işsizlik. Butale, batale, boş olmak. Tam işsizlik oranı ise %9'muş. Yani %9 çok kötü bir rakam da değil, çok iyi bir rakam da değil. Ama
çift taneye geldiğinde alarm zilleri bir ülke için çalmaya başlar. Bu ikincisiydi. Bir de muaddalet tadakhum akalle min selasine selasetin filmiye. Evet, bu önemli arkadaşlar. Enflasyonun %3'ten az olması. Tadakhum dahmun, kocaman demek. Tadakhum kocamanlaşması, yani enflasyon. Zaten İngilizceden geliyor. Inflate, şişmek anlamında bir kelime. Bununla ilgili de bir belgeselimiz vardı. Onu da izleyelim. Enflasyon kavramını daha yakından anlamak için. هذه الورقة ليست لها قيمة، مجرد قطعة من الورق. لكننا في الزمن الحاضر منحنا العملات النقدية قوة شرائية تسمح لنا بشراء سيارة، قهوة أو حتى أن نزور الحلاق على فكرة. طيب إذا كان المال عبارة عن ورق، لما لا نطبع مزيداً منه لنحل مشكلة الفقر ونرتاح؟ الأمر ليس بهذه البساطة. عندما تزيد كمية الأموال أو السيولة النقدية بصورة كبيرة، سواء لأن صرف الحكومة زاد على إقامة مشاريع مثلاً، أو طبعنا المزيد من أوراق النقد أو خاف الناس من حدوث تضخم فرفعت الشركات أسعار المنتجات للاحتياط. في كل هذه الحالات يحدث خلل في العرض والطلب لعدم وجود زيادة مقابلة في الإنتاج. ماذا يحدث نتيجة ذلك؟ تتوفر نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة. الورقة المالية ستضعف قوتها الشرائية وأسعار السلع والخدمات سترتفع. هذا الارتفاع إذا استمر لفترة من الزمن نسميه التضخم، وفي هذه الحالة بالذات يكون بسبب جذب الطلب. نسب التضخم الطبيعية تختلف من بلد إلى آخر، لكن عندما تتجاوز خانة العشرات يعم القلق، وهذا هو الواقع في عدة دول عربية، فما بالك إذا تعدت نسبته الآلاف. هنا يسمى بالتضخم المفرط، وهو ما تعاني منه فنزويلا وحدث سابقاً في زيمبابوي. فبسبب سياسات مالية خاطئة اضطرت الحكومة إلى طباعة الدولار الزيمبابوي. رغيف الخبز الذي كان سعره 800 دولار زيمبابوي صار يكلف 600 مليون. التضخم ظاهرة معقدة تفسره نظريات مختلفة. نظرية التضخم نتيجة ضغط التكاليف تقول إن إنتاج السلع والخدمات إذا تعطل لأي سبب، نزاعات مسلحة، جفاف أضر بالمحاصيل، أسعار النفط قفزت، أجور العمال زادت، كل ذلك يرفع تكلفة إنتاج السلع وبالتالي يرفع الأسعار. المؤسسات الاقتصادية تراقب مؤشرات التضخم عن قرب وتأخذ المعدل في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة. ولتخفيض التضخم لابد من معالجة مسبباته، واتباع سياسات اقتصادية قد ترهق السكان على المدى القريب مثل رفع أسعار الفائدة وخفض الإنفاق الحكومي. هل تعاني بلادكم من التضخم؟ Evet, enflasyonu örnekleriyle güzel bir şekilde anlatmış. Şimdi tekrar metnimize dönüyoruz arkadaşlar. Tadahhum kavramından sonra yavaş yavaş sonuca geliyoruz. وهكذا استطاعت الحكومة المالزية إخراج الاقتصاد المالزي من أزمته ووضعه على الطريق النمو بمعدلات مرتفعة في أقل من سنتين مخالفة في ذلك جميع توقعات الخبراء الذين دهشوا في هذه النتائج المذهلة. Evet, böylece istطاعت الحكومة المالزية, yani Malezya hükümeti ne yapabildi? İhraç, çıkarabildi. Neyi? الاقتصاد المالزي, Malezya ekonomisini çıkarabildi. Neyden? Min ezmetihi, yani yaşadığı krizden ne yapabildi? Çıkarabildi. ووضعه, evet, ووضعه, ve onu koydu. وَضَعَهُ, onu koydu neye? عَلَى تَرِيكُ النُّمُوْ, gelişim yoluna, yani yola soktu, yoluna soktu gibi, yani gelişme yoluna sevk etti. بِمُعَدَّلَاتٍ مُرْتَفِعَ, yani yüksek oranlarla gelişme yolunda ilerlemesine sevk etti. Ne kadar süre içinde? فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ,
Evet, burada dikkat edin. Fi harfi cer. Ama bunu etkilememiş. Neden? Ef'alu vezni tenvin ve kesre almıyordu. Muzaaf olsa bile ekalle dedik. Yani iki seneden az bir süre zarfında ne yapabildi? Yüksek oranlarla gelişme yoluna koyabildi. Muhalifeten aksine fi zelike bu konuda neyin aksine arkadaşlar? Cemi'a tevakkuatil hubara. Tevakkuat, tevakka'a beklenti, beklentilerin. Hubara, habir, uzmanların. Yani uzmanların tüm beklentilerinin bu konudaki aksine. Hangi uzmanlar? Ellezine dühişu, şaşkına dönen. Bihâdihin neta'icil müshire. Yani baş döndürücü sonuçlar karşısında şaşkınlık içinde kalan uzmanların tüm beklentilerinin aksine iki seneden daha kısa bir sürede yüksek değerlerle onu gelişme yoluna ne yaptı? Soktu. Evet. Daha sona yaklaşmak üzereyiz. وإن أهم ما يميز النجاح الاقتصادي المالزي أنه تحقق دون مساعدات خارجية. Evet, ehemme nedir? En önemlisi ma şey ismi mesul yumeyizu ayırt eden ön plana çıkaran النجاح الاقتصادي المالزي Malezya ekonomisinin başarısını ön plana çıkaran en önemli şey ennehu onun tehakkaka gerçekleşmesi dune müsaadetin hariciye yani dış bir yardım dışarıdan yardım olmaksızın gerçekleşmesidir. Evet, sonuçta dışarıdan gelen bir yardım onun hayrına değil daha çok sömürmek için oluyor tarih boyunca. Dolayısıyla dış yardımı kabul etmiyorlar. Bu da başarıya giden yolda önemli bir adım oluyor. Ve yaudu sirru hâden necah ilâ iddet esbâbin minhâ. Evet, bu başarının sırrı dönmektedir, gitmektedir. İlâ iddet esbâb, birçok sebebe dayanmaktadır. Birçok sebebi vardır. Minhâ, onlardan bazıları. Tethbitul umletil maliziyyeti emamet dolar. Evet, birincisi arkadaşlar nedir? Tethbit, korunması. Malezya, umle arkadaşlar para birimi. Maliziyye olursa Malezya'nın para biriminin korunması, sabitlenmesi. Emamet dolar. Dolar karşısında korunması. Yani Malezya parasının değer kaybetmemesi için yapılan koruma çalışması birincisi oluyor. Ülkemizde de benzer girişimler oluyor. Bir anda durup dururken mesela şu son günlerde dolar 6 liradan 7 liraya geçti. Bu durumda hükümet bir tuhaflık fark edip ne yapıyor? Bu gidişatı dur girişimlerinde bulunuyor. Yani bunu yapan mahfilleri bulma adına önlemler alıyor. Dolayısıyla bu yapılan saldırılar karşısında doğal bir atak oluyor. İkincisi arkadaşlar başarıya ait sırlar ve men'u tahvilihâ ilel hâriç. Evet, onun yani Malezya parasının dışarıya tahvilini engellemek. Yani dışarıya çıkmasını, yani düşünün burada bir kendi ülkende üretim olunuyor. Zengin iş adamı o parayı dışarıda tutuyor. Dışarıda olan paradan kim istifade eder? Dışarıdaki istifade eder. Dolayısıyla paranın dışarıda dolara, euroya vesaire çevrilip kendi ülkesi için, Malezya için değersiz hale gelmesi, yani paranın transfer edilmesi ülke ekonomisine zarar veriyor. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Bunu engelliyorlar. Üçüncüsü haftul infakil hukumi yil am. Yani kamu harcamaları.
infak, harcama, hukumi, hükümet harcaması, yani am, biz buna kamu diyoruz arkadaşlar. Kamu harcamaların düşünülmesi maalesef genellikle makam mevki sahipleri bulundukları durumda genellikle devletin imkanlarını fazladan kullanabiliyorlar. İşte makam araçlarından tutup kendileri için özel tahsis edilen odalar, binalar vesaire bunlar önü alınmazsa ciddi bir ekonomiye yük getiriyor. Dolayısıyla burada da kamu harcamalarındaki düşürme de azaltma da bu krizden çıkmada etkili oluyor. Evet, başarının dördüncü sırrı ise fethuş şerikatil hassa emamel maliziyine fakat. Yani özel şirketlerin sadece Malezyalılar tarafından açılması. Yani düşünün, kendi ülkesinde kazanılacak parayı dışarıdan gelen bir şirketin öncülük etmesi daha çok dışarıdakine ne denir? Destek olur. Her ne kadar ülkeye katkısı olsa bile. Dolayısıyla sadece Malezyalıların şirket açabilecek olması paranın içeride kalmasına da sebep oluyor. Beşincisi arkadaşlar, takdimu i'fa'atin darabiyyetin müşecci'a. Evet, darib vergi, müşecci teşvik, i'fa muaf. Yani vergi muafiyet teşviği sunulması. Yani sonuçta yatırım yapanlar yüksek vergiyle karşılaştığı zaman yatırım yapmaktan korkuyorlar. Yatırımın önünü açmak için de ne yapıyorlar arkadaşlar? Teşvik edecek miktarda vergide muafiyete gidiliyor. İşte orada %20 vergi alınacaksa %10'a indiriyor. Evet, burada şecce'a yüşecci'u alâle kullanılıyordu. Teşvik etmek. Evet. E'fe yu'fi i'fe muaf tutmak. Afe ya'fuden if'al babına sokulmuş. Evet, gördüğünüz gibi 5 noktada ne yaptık? Başarıyı Malezya ekonomisi ekonomik krizde nasıl göstermiş olduğunu gördük. Ve son cümleyi bağlayacak olursak, tabii şurada vergi muafiyeti ile ilgili bilgi de vardı sanırım. Evet, bu çok önemli değil. Son cümleye geldik. Son cümleyle bitirelim. هَذِهِ الْاَعْمَالِ اَلَّتِي قَامَتْ بِهَا الْحُكُومَةِ نَجَحَتْ فِي تَحْقِيكَ اَهْدَافِهَا. Evet, bu işler اَلَّتِي قَامَ بِهِ قَامَ بِهِ ile yapmak. Hükümetin yaptığı bu işler نَجَحَتْ başarılı oldu. فِي تَحْقِيكَ اَهْدَافِهَا hedeflerini gerçekleştirmekte başarı sağladı. Yani şu yukarıda sayılan 5 maddeyle hükümet başarılı oldu. Ve men'at engelledi cemi'al muhavelat li te'thir fi iktisadiha nashit. Tüm çabaları havale yuhavilu muhavere. Tüm çabaları engelledi li te'thir etkilemek için fi iktisadiha nashit, yani aktif, dinç, diri ekonomisini etkilemek için yapılan tüm çabaları da ne yaptı? Engelledi. Yani bu girişimde bulunan ülkeler avuçlarını yaladılar. Evet, bu noktada Malezya ile ilgili aldığımız bu bilgiler, genel kültür bilgileri olsun hem de Arapça bilgileri olsun, muhakkak bizde bir farklılık ortaya koymuştur. Başta bir Malezya ile ilgili bir tanıtım izlemiştik. Şimdi bu bilgiler ışığında Malezya ile ilgili El Cezire'de çıkan bir bilgi izleyeceğiz. Bir de bunu dinleyelim arkadaşlar. ماليزيا نظاما سياسيا فريدا مكنها من إدارة مجتمع متعدد الأعراق. الحكم ملكي دستوري يتداول دوريا على رأس 9 ولايات كل 4 سنوات بين 9 سلاطين.
أما السلطة التنفيذية فهي بيد رئيس الوزراء الذي ينتخبه البرلمان كل 5 سنوات. توجد 3 مناطق ذات حكم فيدرالي في ماليزيا، هي كوالالمبور والعاصمة الإدارية بوتراجايا وجزيرة لابوان. الملك أو السلطان هو من يمنح أعلى لقب في الدولة ويسمتون لرؤساء الوزراء بعد انتهاء ولاياتهم. انتخابات هذا العام يتنافس فيها رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق مع رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد. نجيب يخوضها لولايته الثالثة في أجواء يخيم عليها انزعاج الماليزيين من ارتفاع الأسعار وفضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بصندوق سيادي. ومعلمه مهاتير محمد يعود إليها بعد 15 عاما من تركه منصب رئيس الوزراء الذي ظل فيه ل 22 عاما. صلاحيات الملوك والسلاطين قلصت في عهد مهاتير، ما جعل المزاج العام لدى الماليزيين غير مرتاح له. ورغم أن السلاطين لا يتدخلون في السياسة عادة، فإنهم يوصلون رسائلهم للشعب بطرق مباشرة أو غير مباشرة. البرلمان الماليزي ينقسم إلى غرفتين، مجلس الشعب أو ديوان رعيت ومجلس الدولة أو ديوان نغارا، وكل ولاية لها برلمانها الخاص وحكومتها الخاصة. البرلمان الماليزي يتكون من 222 عضوا، والملك أو سلطان الولاية هو من يكلف رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة المحلية الذي يرى فيه القدرة على كسب ثقة البرلمان. أما الدوائر الانتخابية في ماليزيا فتقوم الحكومة بترسيمها عبر لجنة انتخابية بما يتناسب مع عدد الناخبين. لكن المعارضة تتهم الحكومة بترسيم هذه الدوائر بما يحقق لها ضمان أكبر عدد من مقاعد البرلمان. Evet arkadaşlar, Malezya ile ilgili bilgiler bu şekildeydi. İnşallah metnin anlamı da katkısı olmuştur. Şimdi bir nevi tekrar olması adına da parçada geçen önemli kelimeleri buraya not alacağım. Şekkeli üşekkeli teşkil, biliyorsunuz. Ezme kolay bir kelime, kriz. Elmeriye elleti vakaat bihe düştü demiştik. Düvelü Cenubi Şarkı Asya fi ami 1997 müşkileten kebiran fi tarikun numur. Evet, bunlar da geçti. Ellezî sârat aleyhi en numurul asevi. Evet, en numurul asevi Asya kaplanları. Bunu not alabiliriz. En numur el asaviyye. Evet, Asya kaplanları. Evet, ülkelerin hepsini yazmıyorum. Sonra fakat kâne tecrübetü tilke duvel misalen vâiyen fin numûl iktisâdî ve lekan hel necehat hâzî devletü biçtiyâz ecme. Evet, içtiyâz yazabiliriz. İçtiyâz, aşmak. Aşmak, geçmek olarak içtiyaz kelimesi. İçtiyaz, içtiyaz, geçtiyaz arkadaşlar. İçtiyaz olarak kullanıyorduk. İnne maliziye misalun hayyun lin nemril asabiyyil kavi ellezî lâ yesteslimu, istesleme yesteslimu, teslim olmak anlamında bir suhule. وَلَعَلَّ بَرْنَامَجِهَ الْوَطَنِي اَلَّذِي اِتَّبَعَ adı üzerinde tabi olmak, takip etmek. لِلْخُرُجُ مِنْ هَذِهِ الْاَزْمَ جَعَلَ لَهَا خُسُوسِيَّتْ Türkçede de var arkadaşlar bu. Mümeyyeze zaten cıvkı çıktı. Meyyeze, yümeyyizü, imtaze, temeyyeze hep bunu
kullandık. An baqi duvel. Fakat kana hadal bernamec ba'idan an kulli yedin hariciye. Hatta inneha lem testa'in. Evet, bunu yazabiliriz. E'ane iste'ane. Evet, e'ane yardım. Yardım etmek. İste'ane yardım istemek olarak kullanabiliriz. Binasahil el-masrafı devri. Evet, bunu yazabiliriz. Dünya Bankası ve IMF. Evet, el-masrif. El-masrif el-devri. Bir de es-sunduk. Es-sunduk, sunduk, sandık demek. Fon. Es-sundukun nakdi devri miydi? Evet, bu da IMF olarak karşımıza geliyor. Diğer sayfada ise وَقَدْ تَجَاوَزَتِ الْحُكُومَةُ الْمَالِزِيَّةُ هَذِي الْاَزْمَ وَاَصْبَحَ الْمِيزَانُ الْتِجَارِ El-Mizanü Ticari. Mizan, tartı demek arkadaşlar. El-Mizanü Ticari ne denir? Ticaret dengesi. Ticaret dengesi diyebiliriz. Merze rabihan inne kıymete sadirat. Evet, sadirat ve varidat. Her ikisini birden. Evet. Sadirat, ihracat. Ürünleri. Bir de ithalat. Ürünleri olarak yazabiliriz. Sadara. Sadaradan üretilmiş. Sadara çıkmak demek. Sadara çıkartılan, yani ihraç edilen. Verade ise gelmekten gelen ürünler, ithal edilen ürünler oluyor. İnne kıymete sadirat ilel hariç belagat ekseru min 84 milyar dolar. Emme varidatuha min el hariç fe ekseru min 65 milyar dolar. Fe ziyadetu ticariye. Ziyade ticari ne demiştik? Bütçe fazlası. Olarak yazıyoruz. Ziyade ticariye. Bütçe fazlası olarak not aldım. 19 milyar dolar. Kema enne ziyadede sadirat. Evet, ihracat fazlası. Bu da ihracat fazlası olarak not alıyoruz. Evet, ziyadeti sadirat. Bu kavramları açıklamıştık. Ve muaddelil bitale. Evet, bitale neydi arkadaşlar? Bitaletün işsizlik. Tedahhum. Tedahhum. Bu da enflasyon. Evet, ekonomiyle ilgili tabirler. Bu parça vesilesiyle öğrenmiş oluyoruz bu tabirleri. Enflasyon. Takriben muaddelü tedahhum akallemin. Ve hakeze istata'at hükümetül maliziye ihracil iktisadil maliziye min ezmetihi ve vada'ahu ala tarikun numu bi muaddelatin mürtefya fi akalli min seneteyn muhalifeten. Evet, muhalifeten bunu yazabiliriz.
Daha sonra fi zalike cemi tevakkuat, tevakkua beklentiler, tevakkuat. Evet, tevakkuat beklentiler. Beklentilerin aksine. Müzhil, baş döndürücü, baş döndüren, insanın aklını başından alan. Evet. Ve inne hemme ma yumeyyizu necahel iktisadil malizi ennehu tahakkaka dune müsaadetin hariciye ve ya'udu sirru hadan necah ila iddete esbab minha tethbitul umle. Para biriminin korunması diyebiliriz. Olarak bunu yazabiliriz. Emamet dolar ve men'u tahviliha ilel haric tahvil. Tahvil arkadaşlar transfer, para transferi. Tahvil. Bunu not alabiliriz. Ve haftul infakil hukumi il'am. Evet. El infakil hukumi il'am. Bunu yazalım. Evet, genel kamu harcamaları olarak, yani genel dememize aslında gerek yok. Kamu zaten genel oluyor. Onun dışında fetuh şerikatil hasse emmel meleziyen fakat ve takdim ifaatin darbiye, vergi muafiyeti, ifaun darbi. Onu yazalım son olarak da. İ'fâ'ün daribî. Vergi. Vergi muafiyeti. Hâzihil a'mâlu letî kâmet bi'el hükûmet necaat fi tahkik ahdâfihâ ve men'at cemî'el muhâvelâti lite'sir fi iktisâdihâ neşit. Evet, parçamız böyle arkadaşlar. İsteyen sorularını ve boşluklarını doldurabilir. Bu kısım bu bilgilerden sonra kolay olacağını düşünüyorum. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kapanışı Huldi'nin şu sözüyle yapalım. Kıl tevbe seyyiatına gözler kapanmadan, vaktiyle gör hesabını defter kapanmadan demiş. Rabbim bize bu dünyada salih ameller yapmayı nasip buyursun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.